AB Gaming ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Bayram. Bu videoda sizlere Mount & Blade 2 Bannerlord'da doğru yoldaşları nasıl bulursunuz? Onları nasıl istediğiniz göreve getirirsiniz ve bu göreve uygun özellikleri nasıl geliştirirsiniz? Nasıl istediğiniz ekipmanları onlara verirsiniz gibi konuları işleyeceğim. Bir yoldaş ile konuşmak için öncelikle büyük şehirlerde bulunan tavernalara gitmeniz gerekmekte. Ardından o kişiyi ister tavernanın içinde bulursunuz ya da taverna menüsünün üstünde direkt o kişiyi seçip konuşabilirsiniz. Yeteneklerine göre isteyecekleri ücretler de değişecektir. Tavernanın içine girdikten sonra Mavey adı Black adlı kişiyi bulacağız. Burada birçok kişi bulunuyor. Kasaba adamı gibi, müzisyen gibi, tüccarlar gibi. İşte Mavey adı Black burada. Kendisine F tuşuyla konuşmaya başlayabiliriz. Benim adım Yolana. Kendinizden bahseder misiniz diyerek onun hikayesini dinleyebilirsiniz. Şu anda arka plan hikayesini anlattığı için geçiyorum. Bildiğimde senin gibi birini kullanabilirim dersek burada gördüğünüz bu ücreti vererek onu bildiğinize katabilirsiniz. Dediğim gibi yeteneklerine göre isteyecekleri ücretler de değişecektir. Bunu buradan konuşmadan direkt taverna, burada gördüğünüz han bölgesine git, tavernayı ziyaret et de tıklamadan yukarıdan da konuş diyerek aynı yere gidebilirsin. Peki, rastgele bir yoldaş istemiyorsanız, özelliklerine göre bir yoldaş arıyorsanız ne yapmanız gerek? Oyunun belki de en kullanışlı özelliği olan ansiklopediyi kullanacağız. Klavyenizde direkt N tuşuna basarak erişebilirsiniz. Buradan kahramanlar göçebe sekmesine tıkladığınızda oyundaki bütün yoldaşları görebilirsiniz. Hepsinin kendi özelliğine göre bir soy ismi var. Buradan hangi özelliğe iyi bir yoldaş arıyorsanız size yol gösterebilir. Ama eğer ihtiyacınız olan özelliği daha detaylı görmek istiyorsanız direkt kişinin üzerine tıklayın. Örneğin The Healer cerrahi özellikleri yüksek, diğer özellikleri de aynı şekilde görebilirsiniz. Hekimlik özelliği 74'müş. Biniciliğini görebilirsiniz. Onun dışında okçuluk gibi özelliklerini görerek kararınızı vermenizi kolaylaştırabilir. Peki hangi göreve yoldaş ihtiyacınız olduğunu nasıl görebilirsiniz? Ekranın sol alt köşesinde bulunan sekmelerden klanı seçebilir ya da direkt klavyenizdeki L tuşuna basabilirsiniz. Burada sadece yoldaşlarınıza değil, kendinize de görev atayabilirsiniz. Örneğin ben mühendislik yeteneklerimi geliştirdiğim için bu görevi verdim kendime. Ya da hekimlik özellikleri yüksek olan The Healer'a da cerrah görevini verdim. The Lucky, yani şanslı soy isimli yoldaşımıza da taktik özelliği yüksek olduğu için ekibime aldım. Eğer kervan oluşturacaksanız ticaret özelliği iyi olan birini aramalısınız. Geldik onlara istediğimiz ekipmanları vermeye. Bunun için envanter sekmenize gitmeniz ve istediğiniz yoldaşı buradan seçmeniz gerekli. Tabi en güçlü zırhları ve atları istediğiniz gibi verebilirsiniz. Fakat silahlandırırken yoldaşın sahip olduğu yeteneklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yetenek bölümüne klavyenizin C tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Örneğin çift elli silah yeteneği benim karakter gibi olan birine çift elli silah veremezsiniz. Yoldaşların ve karakterlerin yeteneklerini geliştirmeniz çok kolay ama dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Mesela her yetenek puanı eklediğinizde ne kadar özellik eklediğinizi İ yazan imgeye tıklayarak görebilirsiniz. Fakat bazı yetenekler geliştirseniz bile eğer o kişi o göreve atanmadıysa bir işe yaramıyor. Mesela mühendislik. Mühendislik görevine atanmadıysa bu özellik hiçbir ek puan katmayacak. Ne kadar geliştirirseniz geliştirin, siz mühendis değilsiniz, burada yazan altlara sahip olamıyorsunuz. Ekranın ortasında gördüğünüz yeşil renkli alan o yeteneği kapsamıyorsa geliştiremezsiniz. Örneğin serserilik yeteneği bizde hiçbir ekstra yetenek getirmeyecek, ne kadar gelişirsek gelişelim. Çünkü yeşil alana hiç odak noktası eklememişiz. Peki sarı bölgede kalan imgeler ne demek? Onlar bize o seviyeye geldiğimizde karakterin sahip olabileceği ekstra özellikleri gösteriyor. Gereken seviyeye gelince ve orası yeşilse o özelliği seçmek gerekiyor. Örneğin ben okçuluk sekmesinde güçlü çekişi değil, daha hızlı nişan almayı tercih etmişim. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı bilgiler vermişimdir. Bannerlord oynadığım serinin videolarını açıklamadaki playlist linkinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.